Şimdi deniz de bir bütündür. Ekonomisiyle, sanayisiyle, yaşayanlarıyla, sorunlarıyla beraber bir bütündür. Bu bütünün de 19 eşit parçası var. Yani 19 tane ilçesi var. Siz bir milletvekili olarak deniz de bu bütünün parçalarını, sanayisi, sağlığı, aklınıza gelen her şeyle beraber bir proje oluşturdunuz mu kafanızda? Yani ben size sorsam ki, Denizli, bu konuşması olacak arkadaşlar, biraz da sabır rica edin. Denizli, komşu illerine göre çok farklı değildir mesela. Denizli'de bir tane metropol vardı. Aydın'da 4-5 tane metropol vardı. Muğla'da tek metropol yok, 4-5 metropol var. Sayın Manisa'da 4-5 metropol var. Ama Denizli'de bir tane metropol var. Denizli'ye ikinci bir metropolü yaratmak için bir sen başkan var da, sanayi tesisleri alanları yaratılıyor. Hiç böyle bir kalkınma projeniz var mı? Her şeyi merkezlendiriyorsunuz. Bu Denizli'nin var ya ihracatı 2005 yılında 4,5 milyar dolardı. 2022 yılında 4,7 milyar dolar. Yani biz koca 17 yılda %5 mi büyüdük? Denizli olarak. İthalatımız mı? Daha da korkunç artmış. Kendimizi yetersiz hale geldik. Denizli'nin en büyük özelliği kendine yeterli olan bir ilidir. Tanımlamalarımıza. O soruya geleceğim. Sana sordum biraz önce. Hepinize soruyorum. Cebinizde Denizli'nin bütünsel kalkınma modeli var mı? Şimdi tabii ki biz Denizli merkezinin milletvekili aday adayı değiliz. Denizli'nin bütün ilçeleriyle bir bütün olduğunu da biliyoruz. Kaldı ki ben milletvekili adayı olmadan önce yürüttüğüm son görevde zaten Denizli'nin bütün ilçelerini ele alan bir proje üzerinden bir çalışmanın arefesindeydim. Yani içindeydim. Mesela bakıyorsunuz Çameli'ne gidiyorsunuz. Çameli'nde Japonya'ya balık ihraç eden balık tesisi olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Çameli'de. Yani Japonya'ya tekstil ürünü bile zor satarsınız. Ama Çameli'den balık ihraç ediyoruz. Sonra mesela Tavas'ta çok ilginç büyüklükte tekstil fabrikaları var. Mesela Çivril'in tarım potansiyelini biliyoruz. Çal'ın, Güney'in potansiyelini, şarapçılık sektöründeki potansiyelini biliyoruz. Kaldı ki turizm başlığını açtığımızda ilçelerimizin potansiyellerini biliyoruz. Ben hep söyleye geldim, yine tekrar ediyorum. Mesela Denizli'nin çok önemli bir turizm anayasasına ihtiyacı var. Bütün ilçelerini ele alalım. Çünkü Denizli'nin her ilçesinde çok önemli turizm destinasyonları var. Tarım, Denizli'nin bir tarım projesine ihtiyacı var. Dünyanın kekik üretiminin %80'i Türkiye'de, %80'in %80'inde Denizli'de. Denizli'nin bir kekik cenneti olduğunu biliyor musunuz? Peki kekiğin mesela aromatik bitkiler ve aromalar konusunda ne kadar önemli bir bitki olduğunu biliyor musunuz? Şimdi bunların hepsi benim kişisel ajandamda mevcut. Denizli'nin her bir ilçesine dair, hatta Birsen Başkan'ı da ziyaret edip biz Bozkurt'la ilgili çok da sohbet ettik. Denizli'nin her ilçesine dair fırsatları nedir? Güçlü yanları nedir? Zayıf yanları nedir? Neyi ön plana çıkarılabilir? Neresi ne oranda desteklenmesi gerekir? Hangi ilçenin hangi sektör anlamında teşviğe ihtiyacı vardır? Benim ajandamda bunların hepsi mevcut. Biraz önce çok kısa örneğini verdiğim maddeler üzerinden de bu konuda size bir fikir vermiş olduğumu düşünüyorum. Çünkü bakın, Türkiye şöyle bir yanlış yaptı arkadaşlar. Bu depremde ne dedik? Mesela işte Maraş bölgesindeki deprem Türkiye'nin toprak bütünlüğünün büyüklüğünün %15'i, nüfus büyüklüğünün de %12'sini etkiledi. Peki olası İstanbul depremi Türkiye ekonomisinin %60'ını etkileyecek olması sizce neden kaynaklandı? Çünkü biz sanayi, hizmet sektörünü, her bir şeyi İstanbul'da giydik. Ya şöyle düşünün, şöyle bir şirket var. Bütün kredileri tek bir bankada, bütün hesapları tek bir bankada, bütün alışverişleri tek bir bankada. Banka iflas ediyor, o şirket ayakta kalabilir mi? Hayır. Şimdi Türkiye'nin İstanbul'da yaptığı yanlışı bir milletvekili adayı olarak Denizli'nin merkezinde yapamam.
Elbette ki Denizli'yi ilçeleriyle bir bütün olarak görmemiz gerekir. Her birinin kendi içerisinde ayrı başlık barındırdığını bilerek. İki önemli başlığımız var. Tekraren söyleyeyim, bitireyim. Turizm ve tarım. Çok daha fazla başlıklarımız da var ama ilçeler bazında baktığımızda bu her ikisi için kesinlikle ve kesinlikle yerel yönetimlerle işbirliği içinde olmak kaydıyla bu anayasanın yapılması lazım. Yani bu yalnızca bir milletvekili iradesi ve gücüyle olabilecek bir şey değil. Biz bununla ilgili yasal düzenlemeyi yapar, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olur ve Denizli'yi bütün ilçeleriyle birlikte kalkınan bir yer haline getiririz. Yoksa merkezi bir tarafta, ilçeleri bir tarafta ağırlık merkezi şaşmış bir ile dönüşmemiz söz konusu olamaz. Seçilmemiz durumunda biz bunun vebalini taşırız.